Efendim Hacivat Çelebi semaisini söyleyerekten geliyor. Ankara dinmeydin mi sana, sevme dokuz yar, sevme dokuz yar. Sekizde vefa, yedide sefa, olmaya zinhar, olmaya zinhar. Altı ile beş, dört ile hiç başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. Üçün ikisi terke de gör, takala bir yar, takala bir yar. Of hey hak! Şimdi baktım yanmadan şulelenir perdemiz, elbabı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden, perdeyi sanma bezden, kemalattır perdemiz. Huzuru haziran, cemiyeti irfan, vakti sefai medan, haindir laindir münafıktır şeytan. Şeytanın densizliğine, Rahman'ın birliğine ve bizi temaşaya tenezzül buyuran ahibbanın sağlığına. Ah dostlar ah! Ne olurdu şu dört köşeli beyaz perde içinde efendime söyleyeyim, benim de bir arkadaşım olsa, şöyle eli temiz, yüzü temiz, musahibeti tatlı. Geldi bizim işkembe suratlı. Efendim o söylese, ben dinlesem, haddim olmayarak ben söylesem, o dinlese. Hacivat'ı benden bir temiz dayak yese. Bilahare efendim ikimiz birden söylesek, bizi izleyen sevgili seyircilerimiz de gülseler, eğlenseler. Aman da bana bir eğlence medet. Aman da yar bana bir eğlence medet. Aman aman. Hacıva. Vay karagözüm merhaba, nasılsın? Bebeğin oturan burnuna asılsın. Ya gel aşağı. Bana bak. Aşağıda bağırıp durma, evde hasta var. Vay efendim, hastamız kim? Hastamız kim? Kimse kim ya, sana ne, Allah Allah. Gürültü yapma işte, o kadar. Yahu! Hı! Ya herif! Hacivat Çelebi aşağıda bağırıp çağırıyor. Ben çocuğu uyutuyorum. Söyle ona gürültü yapmasın. Çocuğu uyutuyorum ya, gürültü yapmasın. Allah tepelerim ha! Tamam hatun tamam ya, Allah Allah. Ya Hacivat, ya ne laf anlamaz adamsın ya. Yürü git işine yallah. Yar bana bir eğlence. Ya defol git ya. Yar bana bir eğlence, aman aman. Ya gelirsem tepelerim ha. Karagöz 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 karagöz, gel 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 gel. Bana bak, köpeğini mi çağırıyorsun ya? İdare fitili kılıklı mumbacaklı musibet. Yar bana bir eğlence. Vallahi geliyorum ha. Karagöz, karagöz, karagöz. Gel, 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 gel. Dur çoraplarımı giyiyorum. Vay bana bir eğlence yarama uğraman. Dur çorabımın tekini bulamıyorum. Karagöz, karagöz, karagöz. Dur ayakkabılarımı giyiyorum ya. Yar bana bir eğlence aman. Geldim musibet. Aktım. Al bakalım ya. Ay sakalımı yoldun ya. Ay kulağımı çizdi. Ay burnumu ısırdı Hacivat. Ay gözünü babasın. Ay gene gözüm ya. Vay 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 vay. Aman 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 aman. Bayıldım bayıldım bayıldım. Adam durdu durdu burnuma vurdu ya. Durdu durdu burnuma vurdu. Aman beni. Aman bıkınım bıkınım. Kayseri halısı gibi yerlere yayıldım. Vay 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 vay. Etlerim, omuzlarım, diz kapaklarım, küp kapaklarım, mangal başılarım, hamam takımlarım, peştemallarım. Dur 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 dur. Ulan acıva. Elbet benim elime geçersin. Bak ben sana neler yaparım o zaman. Ah karagözüm ah. Bak yine geldim yahu. Senin ben de vurmum bacaklı seni. Yahu karagözüm ben geldim sana güzel güzel konuşmaya, danışmaya. Efendim sen niye böyle yapıyorsun yahu? Biz en iyi dost değil miyiz efendim? Dostuz ama laf anlamıyorsun yahu. Git derim gitmezsin, sus derim susmazsın. Allah Allah. Bana ne söyleyeceksin bakalım? Ah karagözüm ah. Dün
akşam kahveden çıktım. Efendime söyleyeyim, arka sokaktan eve doğru gidiyorum. Mahallenin çocukları peşime takılmaz mı? Aa, Hacı İvat, Hacı İvat diye bağırıp arkamdan alay ediyorlar ya. Vah vah, vay terbiyesizler vay ya. Karagöz'üm, neticede ben bu Hacı İvat ismini değiştirmeye karar verdim. Benim başım kel mi ya? Sen değiştirirsen ben de değiştiririm. Aa, tamam, o zaman gel ikimiz de ismimizi değiştirelim. Tamam, değiştirelim, hadi bakalım. Peki Karagöz'üm, dur bakalım ne olsun. Hah, buldum. Benim adım Mersin, senin adın süpürge sapı olsun. Bana bak, mendebur. Hayır. Senin adın süpürge sapı olsun, benim adım Mersin olsun. Tamam Karagöz'üm, peki. O zaman gel, efendim, unutmamak için tekerrür edelim. Nasıl ya? Yokuş nerede? Ne yokuşu ya? Unutmamak için tekerrürlenelim dedin ya ya. Ya öyle değil Karagöz'üm, tekrar edelim, yani söyleyelim dedim. Bak şöyle, bir sen bir ben. Olur. Mersin'i Karagöz, Mersin'i Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Mersin Karagöz, Mersin Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Mersin Karagöz, Mersin Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Ne yersin Karagöz, ne yersin Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Anan ne yer Karagöz, anan ne yer Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Baban ne yer Karagöz, baban ne yer Karagöz. Süpürge sapı Hacı İvat, süpürge sapı Hacı İvat. Sinsire ne yer Karagöz, sinsire ne yer Karagöz. Süpürge sapı, edepsiz, vay mendamur vay ya, ya edepsiz, sinsiremez, süpürge sapı yedirdi ya. Rezil. Peki Karagöz'üm, anlaşılan bunu beğenmedin. Beğenmedim, hiç beğenmedim. Olmaz. Peki efendim, benim adım Baba Hekim olsun, senin adın Uyuz Tazı olsun. Olmaz. Seni terbiyesiz. Bak yine yapıyorsun yapacağını. Senin adın Uyuz Tazı olsun, benim adım Baba Hekim olsun. Tamam efendim, peki tekrar edelim. Aynen, aynı şekilde. Heh, tamam mı Karagöz'üm? Tamam, hadi bakalım. Baba Hekim Karagöz, Baba Hekim Karagöz. Uyuz Tazı Hacı İvat, Uyuz Tazı Hacı İvat. Baba Hekim Karagöz, Baba Hekim Karagöz. Uyuz Tazı Hacı İvat, Uyuz Tazı Hacı İvat. Anan kim Karagöz, anan kim Karagöz. Uyuz Tazı Hacı İvat, Uyuz Tazı Hacı İvat. Babam kim Karagöz, baban kim Karagöz. Uyuz Tazı Hacı İvat, Uyuz Tazı Hacı İvat. Silsilen kim Karagöz, silsilen kim Karagöz. Uyuz Tazı. Edepsiz, idare fitili, kılıklı, mumbacaklı musibet. Bak, silsilem Uyuz Tazı yaptı ya. Seninle iş yapanı. Yürü, defol. Ah Karagöz'üm, ah. Kızma yahu, kızma. Bunların hepsi şaka. Bak ben sana ne söyleyeceğim. Asıl büyük havadis nedir biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Neymiş büyük havadis? Efendim, sabah muhtarın yanına gitmiştim. Çıkarken bir de baktım ki yaşlı bir Habeş dadı bahçede oturuyor. Gündüz feneri gibi yani ha? Yahu bırak şimdi. Selam verdim, halini hatırını sordum. Kendisi de niye geldiğini anlattı. Niye gelmiş? Kendisi efendim, bizim mahallenin en bilgili, görgülü, alim kişisi kimdir onu arıyormuş. Böyle bir şahıs var ise buralarda kendisine bir soru soracağım. Tek bir soru. Eğer bilirse 100 altın hediye edeceğim dedi. 100 altın mı? Vay. Allah, 100 altın ha? Ya Karagöz'üm ya. Ama bir de işin kötü tarafı var. O da neymiş ya? Ha, eğer cevabı bilemezse o zaman da 100 sopa atacağım dedi. Eyvah. Vay. 100 altın iyi de 100 sopa kötü ya. Hacı Cavcav.
Karagözüm, her nimetin bir külfeti vardır. Ne yapalım? Hacı İvat, ne olacak şimdi? Şimdi efendim, ben kendisine dedim ki, benim Karagöz isminde bir arkadaşım var. Bizim buraların alim kişisi odur. Bilgili, görgülü bir arkadaşımızdır dedim. Yapma yahu. Karagözüm, seni severim, bilirsin. Bu 106'nı sen kazanırsın. Bu fakir arkadaşının da bir iyiliği olarak beni de hatırlarsın arada. Bak, sen bana hep kızarsın ama ben de hep seni düşünürüm, kollarım ya. Ya, eksik olma Hacı Cavcav ya. Çok teşekkür ederim. Efendim, şimdi seni bu Bacı Kalfa'nın yanına götüreceğim. Sana sorusunu sorsun. Sen de cevabını söyle. Ya bu 106'nı iyi de 100 sopa çok kötü ya. Ya bilemezsem. Eyvah. Ya sen bilirsin. Bilirsin. Hadi gidelim Karagöz'üm, hadi gidelim. Hadi bakalım ya, gidelim bakalım hadi. Selamun aleyküm Habeş tadıcığım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Hacı Vatçalabı. Kim bu babalık? Size bahsettiğim alim kişi bu arkadaşımdır. Artık hasbihal ediniz, konuşunuz, anlaşınız. Ben sizi tanıştırdım. Hadi bana eyvallah. Hadi git bakalım, git. Hoş geldin Karagöz Efendi. Herhalde Hacı Vatçalabı seni anlatmıştır. Anlattı sağ olsun da. Her şeyi anlattı. Habiştadı. Eyvah. Girdik bir alametin içine. Ne halde diyeceğim ben şimdi? Eyvah. Şimdi sana bir sorum olacak Karagöz Efendi. Bilirsen benden 106 alacaksın. Ama eğer bilemezsen 100 sefa var. Bak karışmam ha. Eyvah. Yahu 106 iyi de 100 sopa çok kötü ya. Öyle. Bedava kazanç yok bu dünyada. Her şeyin bir bedeli var. Ya? Ne yapalım ya? Boynum kıldan ince. Habeş tadı. Ne olacaksa olsun bakalım. Hacır mısın? Soruyu soruyorum. Hadi sor bakalım Habeş tadı. Eyvah. Tam şafa oturduk şimdi işte. Karagöz Efendi, söyle bakalım. İnsanlarda aranan güzellik nedir? İnsanlarda aranan güzellik nedir? İnsanlarda aranan güzellik nedir? İnsanlarda aranan güzellik nedir? Evet, ben sana soruyorum. Karagöz Efendi, tek bir cevap hakkım var ona göre. İnsanlarda aranan güzellik nedir? Cevap şudur. Şimdi ben bunu hemen söylemesem de biraz araştırma, soruşturma yapsam, gelsem müsaade var mı Habeştad'a? Tabii. Hay. Araştırmak, soruşturmak hakkın. Git araştır, çalış. Ama bana tek bir kelime söyleyeceksin. Başka hakkın yok ona göre. Eyvah, şimdi yandık işte. Ya bilemezsen? Ya bilemezsem 100 sopa var ya. Vay. Şöyle bir etrafta dolanayım bakalım. Danışacak birini buluruz herhalde. Müsaadenizle Habeş tadı. Müsaade senin. Yolun açık olsun Karagöz Efendi. Başa gelen çekilir. Hadi bakalım. Ey dolan. Var mı bayan bakan? Eyvah. Vallahi tutsuz geliyor karşımdan. Dur lan. Var mı lan bana yan bakan? An yedi tek düz mastika içtim. 8 tane konyak. 6-7 vermut bira. 20 tane şarap. Bana sarhoşsun diyorlar. Var mı bende böyle bir hal? Kabadayım, mabadayı, havardayım, havardayı saymıyorlar. Parasıyla değil mi be kardeşim? Nişin sazlar çalmıyorlar. Parasıyla değil mi be kardeşim? Niçin sazlar çalmıyorlar?
Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam da. Aa, sen niçin benim hattıma girdin babalık? Hayda, ya sen şimendifer misin ki senin hattına gireyim? Evet, şimendiferim. Ne olmuş? Şimendiferin kralıyım. Konuşma lan. Hattıma girdin. Min şimdi seni kıyma mı yapayım yoksa raviç yer mi yapayım? He? Söyle bakayım, söyle. Eyvah, herif mobil kıyma makinesi gibi ya. Ya affet, ya hemen 5 metre geri gidip makas değiştireyim. Hattından çıkıp gideyim ya. Dur bakalım, dur öyle, dur kolay kolay. Yok öyle, yok yok yok, öyle çıkmak gitmek yok. Hattıma neden girdin? Onu söyle bakayım. Hattıma neden girdin? Ya tutsuz kardeş, sen görmüş geçirmiş adamsın ya. Bana bir soru sordular. Cevabını sana danışmak istedim. Onun için seni rahatsız ettim, hattına girdim. Affet. Ha, demek böyle bir mesele var ha? Neymiş soru bakayım? Neymiş soru? Söyle bakayım, söyle. Soru şu. İnsanlarda aranan güzellik nedir? İnsanlarda aranan güzellik nedir? Nedir? Ulan bunu bilmeyecek ne var ya? Nedir? Hayda, ne oluyor ya? Mis gibi kokan aslan sütü. Yanında karışık domates, hıyar salatası, yanında beyaz peynir ve kavun. Mis kokulu bu çilingir sofrasından daha güzel bir şey olabilir mi lan? Ben bunu nasıl düşünmedim ya? Vallahi haklısın tutsun birader ya. Karagöz içgüdülerim bunun hiç doğru olmadığını söylüyor. Neyse çaktırmayalım. Hadi bakalım cevabı öğrendin. Anlaşıldı mı? Bir daha benim hattıma girmeyeceksin. Bir daha hattıma girdiğini görürsem anladın mı? Ne yaparım? Anlamış yeri yaparsın. Anlamanın da ötesine geçtim görüyorsun. Hemen makas değiştiriyorum çıkıyorum. Hadi eyvallah. Hadi bakalım güle güle. Bir daha böyle bir hata yapma. Çilingir sofrasıymış. Hadi oradan. Kim o karşıdan gelen ya? Kim o? Bakayım. Dağlar gibi dalgalar ben aşarım aşarım. Dağlar gibi dalgalar ben aşarım aşarım. Takamun içerisinde saray gibi yaşarım. Takamun içerisinde saray gibi yaşarım. Selamun aleyküm. Uy sen de kimsin? Benim anamı tanay mısın? Babamı tanay mısın? Amcamı tanay mısın? Dayımı tanay mısın? Kayını tanay mısın? Bacımı tanay mısın? Yengemi tanay mısın? Kizini tanay mısın? Tuzini tanay mısın? Kuzini tanay mısın? Tata tanay mısın? Dur! Dur lan! Bir nefes al ya! Allah Allah! Tanımıyorum! Ula o zaman niye bana selam veriyorsun da? Ulan selam Allah'ın selamı be. İnsanlar karşılaşınca selamlaşır. Adettendir. Bilmiyor musun sen? Ha hocam aleyküm selam da. Benim adım İdris. Tursun'un amca oğluyum. Tunize'den geldim gezip dolaşıyorum da. Ha bak seni Allah çıkardı karşıma ya. Derler ki çok gezen çok bilirmiş. Ben de bir sorunun cevabını arıyorum. Belki de sen bilirsin. Sor bakayım. İnsanlarda aranan güzellik nedir? Uy! Ne oldu be adam ya? Uy! Hayda! Uy! 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 Ne oldu lan? Uy! Uy! Ola o güzelliği benim Fadime yapsın da sen de parmaklarını yiyesin. Nedir o ya? Firunda hamsil pilav. Ha anladım. Ula dünyada başka bir güzellik var mıdır? Hamsi pilavı yani. Evet, hamsi pilavı. Ne var? İtirazı mı vardır? Yok İdris abi teşekkür ederim. Hadi selametle, selametle.
Hadi eyvallah. Karagöz içgüdülerim bunun da doğru olmadığını söylüyor. Bu böyle olmayacak ya. Ben en iyisi eve gideyim. Bir de bizim hatuna danışayım. Huysuzdur muysuzdur ama akıllı kadındır ya. Hadi bakalım. Doğru eve. Yahu! Hoo! Nerelerdeydin herif? Kahveye gittim ya. Sonra da motora uğradım. Ya bir de baktım ki motorun bahçesinde yaşlı bir Habeş dadı var. Efendime söyleyeyim. Bu dadı bir soru sordu. Bilirsem 100 altın verecek. Ama bilemezsem 100 sopa atacakmış ya. Fena halde şapa oturdum anlayacaksın. Sorunun cevabını arıyorum ama bulamıyorum ya. Soru neymiş herif? Soru. İnsanlarda aranan güzellik nedir? Vallahi yaram deşildi. Ne oldu hatun ya? 40 sene önce insanlarda aranan güzellik bizzat bendim. Teleme peynirleri gibi bıngıl bıngıldım. Kaşıma, gözüme, gerdanıma, göğsüme bir bakan bir daha bakardı. Senin elinde bu hallere geldim herif. Yahu yine tatlısın yahu. Evet, güllaç tatlısı gibiyim. Gerdanım, yüzüm, göğsüm, gözüm beyaz tenim, buruşuk buruşuk. Hey Allah'ım ya Rabbi, tamam yahu. Hatun kes Allah aşkına, kes. Bir söyle bin işit demişler. Hay Allah ya Rabbim. Ulan ben ne halledeceğim şimdi ya? Babacım, hoş geldin. Ulan Yaşar, ne yapıyordun içeride sen? Ben simaç alıyordum babacım. Ne oldu senin suratına sık? Ne oldu? Bir soru sordular bana Yaşar oğlum ya. Cevabını bulamıyorum. Muhtarın orada bir Habeş tadı dedi ki insanlarda aradan dedi güzellik nedir dedi. Bilirsem para verecek, bilemezsem 100 sopa. Vay 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 vay, onun için üzülüyorum ya. Soru nedir babacığım? Soru, insanlarda aranan güzellik nedir? Babacığım ben bunu biliyorum babacığım. Öğretmenimiz söyledi. Nedir? Ama bunu sana söyleyeceğim, bana terlik babacı alacağım mı? Göğüslük alacağım mı? Defter, kalem, kitap, sulu baya alacağım mı? Başka şeyler alacağım mı? Oyuncak alacağım mı? Balon alacağım mı? Alacağım. Şimdi söyle bakayım. Ya milyonlarca milyon beni atladı için çayına yemin et. Vallahi billahi alacağım ulan Yaşar, vallahi billahi alacağım. O zaman söylüyorum babacım, insanlarda aranan güzellik ahlaktır, ahlak babişkocum ya. Vallahi doğru, işte bu. İşte bu. Çok aklıma yattı. Aferin ulan Yaşar. Aferin. Şimdi doğru Habeş tadının yanına gideyim de bir an önce cevabı vereyim. Hadi bakalım. Yola düşelim. Bacı kalfa. Habeş tadı. Hoş geldin Karagöz Efendi. Cevabı buldun mu? buldum dadı. Buldum. Söylüyorum. İnsanlarda aradan güzellik ahlaktır, ahlak. Aferin sana Karagöz Efendi oğlum. Aferin sana. Vallahi Hacı Yavaş Çelebi doğru söylemiş. Alim kişiymişsin. Buyur sana bir kasa içinde 100 altın. Güle güle harca. Hadi bakalım. Arada beni de hatırla. Dua et, sevinirim. Sağ olasın Habeş dadı. Allah razı olsun Habeş dadı. Allah uzun ömür versin efendim. Allah tuttuğunu atlasın. Allah seni başımızda geçsin. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi. Hadi doğru eve gideyim ya. Karagöz, çok şükür şimdi. Çalsın sazlar. Hey, oynasın kızlar ya. Vay Karagöz'üm, hayırlı işler. Yolunu kessin geyiklerle keşişler. Şükür sağlığa. Hak bereket versin kağıthanede yetişen sazlığa. Ah Karagöz'üm, ah sen akıllanmazsın. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varıp sahibine haber vereyim hemen. Git. Hemen yetiştir. Seni gidi fitte fucur köfte or seni. Ama arkadaşlığına da diyecek yok hani. Sen gidersin de ben durur muyum ulan?
Beni de nalıncı çivisiyle buraya mıhlamadılar ya, ben de giderim. Bakalım alemi devran ne suret gösterir. Efendim, her ne kadar sözcü lisan ettiysek affola, bir sonraki oyunda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.